Kesmeş başlıyor. Boyuncu aile pop pop pop. Evet canlar, böyle değişik bir simülatör oyunu aslında. Bunu dünya yok etme oyunu olarak da söylüyorlar ama ben öyle düşünmüyorum. Şimdi nasıl bir şey var biliyor musun? Biz ne yapacağız şimdi? Şimdi dünyamız var önde, farklı hatta yerlere de bakabiliyoruz diye biliyorum. Ama bak, farklı yerlerde seçebiliyoruz. Şu an canlar dünya, gördüğünüz gibi Türkiye'yi bulalım önce. Bak Türkiye taraf şey, güneş olmadığı evet. için o taraf şu an karanlık. Karanlık. Şu an lambaları gece yakmışlar. Film izliyorlar, güldür güldür izliyorlar. Çok güzel hareketler izliyorlar. Şimdi nasıl bir şey var biliyor musun? Mesela burada gök taşları var. Hmm. Ay dünyaya çarpabiliyor. Kara delik var. Yıldırım, büyük bir yıldırım çarpabiliyor. Baya veya böyle roketler falan gönderebiliyorsun. Farklı şeyler var. Lazerler var. Uzaylılar geliyor. Ne bileyim, ahtapot saldırıyor. Farklı farklı şeyler var. Bir şey diyeceğim. Biz bunu niye dünyanın üstünde uyguluyoruz? Ya amaç ne biliyor musun? Şu an dünyada 7 milyar 791 milyon insan yaşıyor. Diyor ki Çin nerede? Çin koronayı onlar mı yaydıydı? Çin'i bulalım evet. öncelikle. Çin burası canlar. Yani oldu gibi gök taşı Çin'e çarptı. Buradan geldi Çin'e böyle piu diye çarptı. Sen dedi koronayı nasıl yayarsın insanlığa falan dedi. Çin'e çarptığı zaman ne oluyor biliyor musun ne Çin'de? Oluyor, ne oluyor? 1 milyar 116 milyon insan ölüyor. Oo! Ya aslında bir simülasyon oyunu. Mesela okyanusa gelsin bir gök taşı. Diyelim ki gök taşı geldi okyanusa çarptı canlar. Gidiyor. Geliyorum şu an görmüyorum. Yönlendiremiyorum ama seçmemişim. Pardon. Şu an gönderdik canlar. Okyanusa düştü. Ne oldu okyanusta? Tsunami etkisi yarattı. Bu tsunami'den şu an tam okyanusun ortasında olduğu için kimse etkilenmedi gördüğünüz gibi. Evet. Ya bir simülasyon oyunu aslında. Ama ben simülasyonları Çin'de denemek istiyorum. Mesela buraya tekrardan gök taşı parçaları düştü. Bayağı Hindistan'a falan da gitti herhalde bu göktaş parçaları. Ya burayı böyle canlar parçaladık. Mesela daha fazla göktaşı attığım zaman bak şu an 2 milyarda 2,5 milyar insan gitti. Bayağı bir insan yaşıyor burada biliyor musun? Artık bence dünyanın merkezine doğru ilerliyoruz. Bence de. Ata ata ata. Mesela şuraya bir ara okyanusa ay çarpsa ne olur sence? Okyanusa ay çarpsa. Aynen. Tsunami olur. Bu tsunami mesela dünyayı mahvedebilir mi? Canlar denedik, ay çarptığı zaman ne olacak? Yalnız aya bir şey olmadı, ay hala gidiyor. Oo. Ay diğer taraftan çıkacaksın. Çıktı çok mı? Çok fena, az kaldı. Çıkamadı. Az Aa, kaldı. Hiç etkilemedi, çok az insan etkiledi. Demek ki dünya böyle de hayatta kalabiliyor canlar. Ama Allah esirgesin şu halde olmaz yani. Magma ya, falan gitti yani. Baksana hayır, bütün dengeyi bozar. O şu an simülasyon oldu. Şuraya sürekli şey göndersem de tabii dengeyi bozar. Göktaşları göndersem ne oluyor mesela? Yani canlar ne oluyor oyunu? Karşı taraftan çıktı mı? Sen bir daha ay gönder onu. Bence buraya 2 tane daha ay gönderelim. Geliyor. Bir tane bir ay daha gönder şuraya abi sen. Arkadan çıkacak diye düşünüyorum. Taraftan çıkacak mı? Şu Afrika'dan çıkacak sanırım. Geliyor. Evet. Türkiye'nin falan olduğu yerden çıkıyor şu an. Aynen. Şu an biz yokuz. Şu an artık canlar yokuz. Dünyanın yarısı yok. Tam yarısı yok neredeyse. 3 milyar insan yok. Ama neresi Afrika falan yaşıyor. Böyle bir mantığı var. Bence mesela Amerika'ya gönder onu. Amerika'nın alt kısımları değil mi? Amerika burası. Evet. Aynen. Alt taraf Brezilya tarafına da mesela canlar yıldırım yıldırım değil bence. Oo, bu böyle büyük bir enerji olmaz. Patlaması oldu. Yıldırım değil bu. Şu an dünyanın büyük bir kısmı bu yok artık. Bu elmayı yer gibi bir şey oldu. Bence bu. De. Mesela şuraya da bir okyanusa kara delik gelse. Hepsini içine çekse. Okyanusu içine çekiyor. Ya bir simülasyon oyunu aslında. Şu an neredeyse bak insanlar yaşayan insanlar da gidiyor. Şu an 1 milyar insan hala yaşıyor biliyor musun burada? Nerede yaşıyor bu insanlar? Burası neresi? Çok kestiremiyoruz. Buraya Avustralya da bir olabilir burası. Avustralya'da bir tane şey ay gönderelim canlar. Avustralya mı? Olabilir dedim. Görünmüyor ki. Görünmüyor şu an. Bak ışıkları arttırabiliyor muyuz? Burada seçeneklerimiz var mı? Grafikleri yükseltebiliyormuşuz. Güzel. Hmm. Ben ışıkları açabiliyor muyum canlar? Aynen, parlaklığı arttırabiliyormuşuz. Güzel. Daha net görelim yani en azından. Evet, gitti. Dünyada bir şey kalmadı. Şu an kimse yaşamıyor. Evet, şu an artık kimse yaşamıyor. Yani şu an bir daha restart yapacağım. Bir dakika. Bir zahmet yaşamasınlar yani böyle bir toplumda. Göktaşları gördün. Aşırı zarar veriyor. Mesela füze. Üçüncü Dünya Savaşı çıksa. Biri Çin'e füze atsa mesela. Eyvah. Niye Çin üzerinden örnek veriyorum bilmiyorum. Çin'i bulamadım. Türkiye nerede? Ben Türkiye'den bulabiliyorum Çin'i. Şu an Amerika'dayım. Şurası sanırım. Burası Japonya, şurası. Aynen. Lan Türkiye nerede? Türkiye'yi niye bulamıyoruz? Şurada üstüne geçiyorsun. Aa üstte bulutlar var. Evet. Şu an bulutlar var canlar. Şu kısım Çin değil mi? Evet. Diyebilir miyiz? Mesela Çin'e bir füze gönderildiği zaman canlar ne olacak? Adamlar şeyden çıkmışlar ya. 300 milyon insan gitti. Çok da sayılmaz. Bu ne? Yani.
Güneş şey enerji bombası attık canına. Patlayacak mı tekrar? Orada duruyor şu an. Ha top gönderebiliyormuşum. Büyük bir nükleer füze de gönderebiliyorsun aynı zamanda. Böyle değişik bir mantığı patlayacak var. Patlayacak mı? Oo. Bu bayağı bir etkiliymiş. Şu an 800 milyon insan gitti. Daha büyük bir şey. Şöyle Hindistan'a doğru. Hop. Toplar patladı. Evet, toplar patladı. Bunu bu füzeye bu gerek boşa kalmadı gitti. Bile. Bu füze boşa gitti. Bunu daha tekrar deneyeceğim canlar. Bu olmadı. Öbür tarafta deneyelim. Ve bu patlamayla birlikte bir şey söyleyeyim mi? Tüm dünya yok oldu. Çoraklaştı bir anda. Evet. Evet. Demek ki o arka taraftan çıkacak mı bu? Bize buradan giderek geliyor. Arka taraftan çıkacak sanki biraz sonra. Sanki şuradan çıkacak. Evet, geliyor, çıkacak. Ve çıkıyor buradan bir şey söyleyeyim mi? Çok değişik bir şeymiş. Füze deldi geçti. Ama bu seçenek değil ama şu an ışıklar açık değil mi? En açık olmasına rağmen biz yine de göremiyoruz. Yani. Şu an dünyayı yeniden başlatacağım canlar. Bir saniye. Füzeler denemek istiyorum. Okyanusun canlar herhangi bir yerine füzeyi göndereceğim. Bakalım nereden çıkacak merak ediyorum. Ya aslında bir simülasyon onu bilmiyorum. Eğlenceli de sayılır aslında. Hatta tabii dünyaya böyle şeyler göndermek eğlenceli değil ama bu bilgisayar simülasyon. Oyunu olduğu için simülasyon oyun. Olduğu için yani deniyoruz. Biz oyunda deniyoruz. Bayağı gidiyor. Tsunami şimdi. Etkisi şimdi. Aa 1 milyon insana zarar verdi. Tabii canım onun ama etrafında gidiyor, kimse yok diyordum. Buralarda yaşa, adalarda yaşa insanlar var. Adayı geç diğer taraflara gelir. Afrika'dan yani. Mı çıkacak? Bilmiyorum bakıyoruz, bekliyoruz. Şu an gitti mi? Bayağı gitti bence çıkıyor şu an. Yaklaşık Afrika'dan çıkacak buradan şu an. Bir yerden çıkacak. Bence tam şuradan çıkacak canlar. Tam şuradan çıkacak. Hala devam ediyor. Hayır, buradan çıktı. Şu an 113 milyona insana zarar verdi. Afrika'da bayağı da bir insan yaşıyor tabii ki. Dostum nereye gidiyorsun? O gidiyor oradan. Mars'a mı ne gidiyor? Bulursa. Burada ne bulursa yiyecek. Kimi bulursa onu delip geçmeyi planlıyor. Peki ben buradan füze göndersem dümdüz çıkar mı bu buradan? Gidiyor bakalım. Füze gidiyor mu? Gideceksin mi füze? Bence gönderemedim. Şu an seçemiyoruz. Boşluk olduğu için. Bak şurayı seçsem. Evet. Hayır. Dümdüz boşluk olduğu için olmuyor canlar. Ya burada insan olmadığı için zarar vermedi ama okyanus bir karıştı yani. Okyanusta dalgalar birbirine girdi. Aynen bir dalgalar. Oo patladı. Ne patladı? Ne patladı bilmiyorum. O füze sonradan patladı. İnsan yaşatmadı dünyada. Evet o füze çarptığı yerden sonra patlama yapıyor. Füzeler çok güçlüymüş canlar. Diğer şeyleri denemek istiyorum. Mesela bu ne? Lazer mi bu? Lazer gönderelim. Tarayabiliyoruz böyle. Oh. Ne var ne yok tarayız. Bak ne yapacağım. Adını dünyaya yazıyorum. Hayır yazamıyorsunuz. Dur yazamıyorum şu tarafa geçebiliyorum. Bir dakika şunu bırak. Vur. Çin. Adını dünyaya yazdım yarim. Yalnız bu dünyaya yazmamın sebebinde 3 milyar insan. Dünyaya yazarken 3 milyar insandan da olduk. Şu an canlar bunlar lazermiş sanırım. Buraya da kalp mi yaz? Hayır. Bunlar lazerler. Farklı farklı lazerler bak. Ha. Güzel miyiz? Şişt yapıyor bırak. Bu ne? Soğutuyor. Başarım açıldı diyor. Ne yaptık da? Ne kadar başarılı olduk. Bilmiyorum ne yapmış olabiliriz de başarılı olmuş olabiliriz değil mi? Aynen. Bir dakika şurada soğutmayı deneyeceğim Afrika'da. Afrika sıcak. Evet, bunlar yanmıyor şu an. Biraz soğuyabilirsiniz. Buradakiler ölmüyormuş, rahatlıyormuş. Oh be diyormuş. Hayır yalnız 1 milyon insan, 1 milyar insan da böyle gitti. Soğuk da sıkıntılı. Bu ne gönderiyor canlar? Ne gönderiyor? Aaa! Bu direkt deliyor dünyayı. Bundan sonra zaten yaşam olmaması lazım. Nasıl bir silah? Direkt gönderiyor canlar bakın. Çok fena. Dünyanın 5. gözünü açtık. Şu an bunu ne bilmiyoruz. Buraya bir şey gelmemiş. Şu an dünyaya tekrar başladık. Uzaylıları denemek istiyorum canlar son kez. Dur uzaylılar nereye gitsin biliyor musun? Her şey Çin başlatıyor. Çin'e gitsin. Çin nerede Çin? Çin'i bulurken Çin'i... zorlanıyorsun. Şurası ama. Değil mi? Şurası olabilir mi? Evet. Uzaylılar Çin'e gidiyor canlar. At oraya bir uzaylı. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Şu an uzaylılar Çin'e geldi. Oo. Ve bunların patlatmasıyla zaten farklı şeyler de gönderelim size doğru. Ve şu an zaten uzayda insan, şey dünyada insan kalmadı. Ya var ya bu... Uzaylılar gelip böyle ateş ediyormuş. Ben bunu anlamamıştım. Şu ahtapotu deneyeceğim canlar. Bu ahtapot ne işe yarıyor? Burası sanırım Çin. Biz de Çin'e kafayı takmış gibi gözükebiliriz ama koronavirüsten dolayı biraz sinirli olabiliriz. Aynen uzaylılar diyorum ya. Bu Çinliler yüzünden 1 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Bu değişik bir canavar gönderdi. Bunlar ne bilmiyorum. Canlar böyle değişik bir simülasyon artık fantaziye girmiş evet, ya. Bu simülasyon oyunundan çıkmış. Beğendiyseniz farklı versiyonlar gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.
Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.